Devrimci, dürüst, mücadeleci ve her zaman zarif, sakin güç olarak bizlere ışık oldu. Onun fikirleri, bakış açısı, mizahi bakış açısı, yazıları bizlere yol gösterdi. Bir sonuçta okuduğumuz dünyada bugün de pazarlarımızın vazgeçilmezi, sevgiye ve kutlar köşesi asla unutulmayacak elbette. Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu, Cumhuriyetimizin belleği, sevgili Ali abimizin biraz daha geri gelmeniz mümkün mü? Bir adım daha geri çıkmamız mümkün mü? Şimdi konuşma yapması için kürsüye Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Ali Coşkun'u davet ediyorum. Affedersiniz. Değerli dostlar, Cumhuriyet Gazetesi'nin dostları, emekçileri, çalışanları, pardon, biraz geriye çıkabilir miyiz? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin bir çınarını daha kaybetmiş bulunuyoruz. Onun tabutunun önünde saygı duruşumuzu ifa ediyoruz. Her şeyden önce sevgili Ali Sirmen'in tabutu önünde hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Merhaba Ali'ciğim. Ali, merhaba Ali. Sevgili Ali Sirmen, ışık içinde uyuyor. Değerli dostlarım, Cumhuriyet Gazetesi'nin temel direklerinden birisini daha yitirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık yarım asırdır Cumhuriyet Gazetesi'ne çalışıyor, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazılar yazıyor, düşün yaşamını burada ifade ediyordu. Yeri zor doldurulacak bir kişiliği, bir yazarımızı, bir düşün adamımızı, değerli bir yoldaşımızı, genç gazeteciler, değerli, birikimli, saygın bir ağabeylerini yitirmiş bulunuyorlar. Tüm basın alemi onurlu, saygın bir üyesini yitirmiş bulunuyor. Ali Sirmen, Nadir Nadi'nin gazeteye davet etmesi üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarla başlamıştır. O, Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Uğur Mumcu neslinin bir üyesi, bir devamıdır. Nadir Nahi, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Sami Karaören, bunlar çok yakın dostlar. Devamlı beraberdiler. Hele Uğur Mumcu, Ali Sirmen'in can dostuyum. Uğur Mumcu İstanbul'a geldiği zaman Ali Sirmen'in evinde kalıyordu. Artık daha başka bir şey söylememe gerek yok. Sevgili dostlarım, kusura bakmayın, biraz içim yanıyor onun için. Bildiğiniz gibi Ali Sirmen aynı zamanda 2018 Eylül ayından itibaren Cumhuriyet Gazetesi'ni yayınlamakla görevli Devrim Nadi tarafından kurulmuş olan Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu başkan vekilliği görevini almıştı.
yaklaşık 6 yıldır vakfımızın başkan vekilliği görevini yürütüyordu. Bu nedenle ben çok yakın bir mesai arkadaşımım, çok saygın bir dostumu yitirmiş olmaktan dolayı da ayrıca üzüntü içindeyim. Sevgili dostlar, Ali Sırman gazetemiz için aradı. Atatürkçü, cumhuriyetçi, devrimci, demokrasiye bağlı. Son yazısının başlığı laiklik adını taşıyordu. Acaba bu bir tesadüf müdür? Çok ilginç bir şey. Hayatı boyunca aydınlanma devrimlerini savunan, laikliği savunan, Atatürk Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini savunan değerli kardeşimizin, değerli dostumuz, değerli Ali Sirmen'in çok ilginçtir. Son yazısının adı, son yazısının başlığı laiklik adını taşıyor. Ali Sirmen, bildiğiniz gibi yaşamı boyunca dik duruş sergiledi. Onun bu dik duruşu, onun bu ilkeli davranışı aslında Ali Sirmen'in bize intikal eden en önemli niteliğidir. Dik duruşu, sağlam hareketi, onurlu, haysiyetli, hiçbir şekilde, hiçbir biçimde adını en ufak bir biçimde leke sürülmemiş çok büyük bir yardım arkadaşımız, dostumuz. Sevgili dostlarım, Ali Sirmen darbelere karşı ve baskılara karşı çıkan bir yüreğe sahip, bir kaleme sahip. 12 Mart 1970'in askeri darbesinde tutuklandı. 12 Eylül 1980 kara darbede barış davası nedeniyle hapse atıldı. Ali Sirmen tartışmasız cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydınlanma devrimcisiydi. Laik cumhuriyetin, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin samimi, içtenlikli, gerçek savunucusuydu. Gazetemizin çınarıydı. Kalemini halktan, emekçiden, namustan, adaletten ve gerçek demokrasiden, gerçek demokrasiden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmiş olduğu gerçek demokrasiden yana kullanıyordu. Biraz önce belirttiğim gibi Ali Sirmen'in ilkeli yazarlığı, dürüstlüğü, onurlu dik duruşu, onun yaşamanın en önemli nitelikleridir. Değerli dostlarım, yeri doldurulamayacak laik ilkelere vardı. Cumhuriyetçi, Atatürkçü Ali Sirmen'i onun manevi huzurunda saygıyla eğilerek anıyoruz. Ruhu şad olsun, ışıklar içinde yatsın. Bütün ailesinin, bütün dostlarının acısını yürekten paylaşırız.
Cumhuriyet Gazetesi gerçi çok büyük bir boşluk olacaktır ama Ali Sirmen, sevgili dostum, değerli kardeşim, senin açtığın yolda devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Gerçek Atatürkçülük için, laiklik için, Cumhuriyet ilkeleri için, gerçek demokrasi için Cumhuriyet Gazetesi o yolda devam edecektir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cenazemiz Zincirlikuyu mezarlığında, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazı sonra mezarlıkta eşinin yanına defnedilecektir. Bunu da duyurmuş oluyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Sevgili Ali Sirmen, bir ömür Mustafa Kemal İnönü geleneğini, Kuvayi Milliye geleneğini ve layık cumhuriyeti savundu. Gözlerin açık gitmesin. Son çarpışmada yine biz kazanacağız. Kuvayi Milliye kazanacağız. Ruhun şad olsun, ışıklar içinde olur. Ali Sirmen ölümsüzdür. Açabilir miyiz? Arkadaşlar, bu tarafı bir açalım. Cenazeyi alıyoruz. Şurayı bir açalım. Şu kapıyı bir açalım lütfen.